böyle. Hüseyin abi buraya getir. O da şu kenarda dursun istersen. Araç. Tamam. Ben konuşurken. Biz hapishanelerin aslında bir görünmeyen yüzünü göstermeye çalışan, daha doğrusu seslerini duymadığımız, çığlıklarını duyamadığımız, duyurulmayan bu insanların uğradıkları hak ihlallerini aslında sizlerle hep paylaşmak istiyoruz. Biz insan hakları savunucuları olarak kaygılıyız. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun, her ne suçtan olursa olsun veya her kim olursa olsun, herkesin adil yargılanmaya ve insan hak ve hukukları çerçevesinde hak edildiği değerde bir davranışa hakkı vardır. Bu nedenle tüm geçen hafta yaşananlar başta olmak üzere insan hakları savunucuları olarak bu tür insan haklarının çiğnenmesi, insan haklarının yok edilmesi, insan haklarının zedelenmesi, insan onurunun, haysiyetinin yok sayılması noktasındaki davranışların, hareketlerin görünür olması ve buna karşı da tüm ilgili kurumların, yetkililerin insan haklarını artık savunur olmasını bekliyoruz. Bu da bir çağrımızdır. 653 F oturması hasta mahpus Lerdeş Oduncu serbest bırakılsın. Türk Tabipler Birliği İnsan Hakları Kolu'nun 24 Eylül'de kamuoyuna açıkladığı hapishanelerde hasta mahpusların durumu ve infaz yakmalar üzerine değerlendirmede hapishanelerde hasta olmaya neden olan koşullara ilişkin öncelikle koğuşların kalabalık olması, mahpusların yeterince besleyici öğün ihtiyacının karşılanmaması, havalandırma hakkı, koğuş ve hücrelerde aydınlatmanın, yeterli güneş ve gün ışığına yararlanma hakkının sağlanmaması, temiz içme ve kullanma suyunun yokluğu ile çeşitli hijyen sorunları belirtilmiştir. Bu değerlendirmede hapishanede tutulan herkesin hastalanma riski taşıdığı görülmektedir. Tedavi hakkının engellenmesiyle birleşen bu koşullar basit ve tedavi edilebilir hastalıkların bile ölümle sonuçlanabilmesine yol açmaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak hapishanelerde ölüme tanık olmak istemiyor, hapishanede tutulan herkesin sağlık ve yaşamını korumakla görevli devlet yetkililerine sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz. 653 F oturmasında bu hafta Antalya S tipi ceza infaz kurumunda tutulan hasta mahpus Serdeş Oduncu'nun sağlık durumunu paylaşıyoruz. Hasta mahpus Serdeş Oduncu uzun süreli aşı grevleri nedeniyle akciğerlerinde oluşan hasar halen iyileşmediği gibi Tekirdağ F hapishanesinde bir olayda vücudunun dörtte üçünde oluşan ağır yanık yaraları da halen iyileşmemiş, yakın zamanda gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlığı daha da bozulmuştur. Yakınların anlatımına göre rahatsızlıkları nedeniyle günlük yaşamını sürdürürken başkasının yardımına ihtiyaç duyar hale gelen Zerdeş Oduncu 10 yıldır tek kişilik hücrede tutulmakta, yetersiz tedavi, yetersiz beslenme ve yetersiz bakım nedeniyle sağlık durumu her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Bu bir işkence. Avukatlarının cezaevi idaresiyle yaptıkları görüşmeler de sonuç vermedi. Oğlumun yanında hücrelerde biri kalp hastası olan iki hasta tutuklu var ve hiçbiri tedavi için doktora götürülmüyor. Cezaevi idaresinin tutumu nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşanıyor. Ailesi olarak tedavisini yapsınlar, yapmıyorlarsa cezasını ertesinler, biz tedavisini yaptıralım demiştir. 653. F oturması kapsamında bu hafta hasta mahpus Zerdeş Oduncu ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Zerdeş Oduncu serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Zerdeş oduncu serbest bırakılsın. Zerdeş oduncu serbest bırakılsın. Serbest oduncu serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Onursuz arama İşkencesine